Hep söylediğim bir şey var ya, özellikle canlı yayınlarda altını çiziyorum. Bu felaket aslında hem bizi millet olarak, devletle milleti birbirine bir kez daha bağladı sıkı bağlarla, hem de insanlığın ölmediğini kanıtladı. Bunu neden söylüyorum? Mardin'in Artuklu ilçesinde hatırlayanlarınız vardır. Seyir halindeki cephe 19 Ocak'ta bir silahlı saldırı düzenlenmişti. O saldırıda hayatını kaybeden 5 Irak uyruklu ailenin yakınları, bu Kahramanmaraş merkezi depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine, daha doğrusu o illerdeki deprem zedelere tam 32 tır dolusu yardım malzemesi gönderdi. Türk devleti ailenin katillerini yakaladı, yakınları da depremde hemen yardıma koştu. Çocuklarını görmek için çıktıkları yolda uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Iraklı ailenin yakınları, depremzedelere 32 tır dolusu yardım malzemesi gönderdi. Samsun'daki çocuklarını görmek için Irak'tan yola çıkan Iraklı aile, Artuklu Nusaybin Karayolu'nda kurulan pusuda katledildi. Araçtan kimse canlı çıkamadı. Polis hemen saldırganların peşine düştü. Iraklı ailenin katilleri kısa süre içinde yakalandı. Hayatını kaybeden Iraklı ailelerin yakınları, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi için düzenlenen yardım kampanyasına büyük bir destek verdi. Saldırıda hayatını kaybeden ve Duhok'un tanınmış kanaat önderlerinden olan Abdullah Saleh Mustafa'nın kardeşi Harbi Saleh Mustafa'nın öncülük ettiği dayanışma kampanyasına Duhoklular büyük ilgi gösterdi. Devam eden kampanyada toplanan 32 tır dolusu yardım malzemesi Habur sınır kapısı üzerinden Türkiye'ye geçiş yaptı. Yardım tırları depremin yaşandığı şehirlerdeki AFAD ekiplerine teslim edildi.